Mediascope Spor'dan hepinize merhabalar. Segundo Volanter'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum yok, yalnız başımayım ve sizlerle birlikte Avrupa futbolunda sezona iyi başlayan takımları konuşacağız. İsterseniz videomuza geçelim. Topun olduğu yer. Topun olduğu yer. Bizim için Bu sezona iyi başlayan takımlar delinince bahsetmek istediğim ilk takım tabii ki de Dezerbe'nin Marsilyası. Geçtiğimiz sezon Oral yönetiminde 8. olarak Avrupa kupalarına dahil katılamayan bir takıma gelip özellikle Brighton'dan gelip ve Brighton'da sergilediği performansı biliyoruz. Birçok büyük hocanın ve birçok futbol severin fazlasıyla dikkatini çekmişti Dezerbi. Oradan Marsilya gibi Avrupa potasında bile olmayan kulübe gelip bu kadar başarılı başlaması bence konuşmaya değer. Orada kadro olarak çok da büyük bir revizyon yaptığını söyleyebiliriz. Sizlerle beraber Biraz ayrılan oyunculara bakmamız gerekirse İlima Endia'yı Everton'a sattılar. Bitinya'yı Genoa'ya sattılar. İsmail sarı Crystal Palace'a sattılar. Gündüzi'yi Lazio'ya geri gönderdiler. Obamayank'ı Arabistan'a gönderdiler. Klaus ayrıldı takımın kaptanlarından. Bertu ayrıldı yine takımın kaptanlarından. Samuel Gigot ayrıldı. Tecrübeli stoperleri Lazio'ya gitti. Papagey ayrıldı. Amal ayrıldı. Yani geçtiğimiz sezon Marsilya'yı oluşturan Hemen hemen bütün ana parçalar ayrıldı ve Dezerbe'nin Marsilya'da yepyeni ve baştan inşa ettiği bir kadro kurduğunu söyleyebiliriz. Burada yeni inşa edilen kadroda biraz gelenleri konuşmamız gerekirse bence en dikkat çeken isim burada Mason Greenwood. Geçtiğimiz sezon e, taciz davalarından sonra futbola geri dönmüş ve Getafe'de oldukça iyi bir performans sergilemişti. Double double yaptığı bir sezonu geride bıraktı ve onun için upgrade olabilecek Marsilya gibi ve Dezerbi gibi bir hocanın yanına geldi. Onun dışında Elia Vahi geçtiğimiz sezon yine e, özellikle bir önlük sezon çok başarılı olan ilk bir de e, başarılı performans sergileyen yani Lens'in forveti Elia aldı. Çok çok iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Ve oyuncunun da yaşı daha 21. Tabii ki orada forvet aldıkları bir tecrübeli isim daha var. Maupay. Bildiğiniz gibi yıllardır Fransa doğumlu ve Fransa'da yetişmiş bir oyuncu olmasına rağmen yıllardır Premier Lig'de boy gösteren oyunculardan biri Malpay. Ama burada Dezerbi'nin sisteminde Dezerbi'ye en azından kısa vadede çok çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ki bunu zaten kiraladılar. Böyle çok büyük de bir on servis bedeli de vermediler. Yine Dezerbi'nin sisteminde çok çok önemli bir parça olacağını düşünüyorum. Orada stoperde bence Derek Cornelius onlar adına çok çok iyi bir transferdi. Malmö'den gelen oyuncu. Ben oyuncuyu tabii ki Marsilya'ya gelene kadar tanımıyordum. Yani İsveç Ligi'nde bizim Derek Cornelius gibi bir oyuncuya hakim olma şansımız pek yok açıkçası. Ama aynı Brighton'da olduğu gibi Dezer bir Marsilya'da scouting yeteneklerini ve scouting ekibini ne kadar iyi taşıttığını görüyoruz. Burada Malmö'den Derek Cornelius adında 25-26 yaşlarında bir stoper alıp onu direkt 11'e koyup bu kadar katkı alabilmek gerçekten çok çok büyük bir iş diye düşünüyorum. Ve yine stoper tandemini geçtiğimiz sezon Bresle Şampiyonlar Ligi bileti alan Bresiyer'le tamamladılar. Yine o da ayağı iyi bir stoper. Dezervi'nin oyunu için bence elzem şeylerden biri ayağı stoper. Bir tane stoperini birini İsveç'ten aldı. Öbürünü yine Lig Van'dan da bilinen takip edilmeye başlanan Bresiyer'i e aldı. Ve stoper tandemini tamamladı. Bir öne geçersek Bottom'dan Höy bir erke aldı. Höy bir erke bir oyun kurma becerisi ekledi takıma. Yanına Konnok monte etti. Konnok yani çift yönlü. Savunma özellikleri biraz daha askın olsa da yine çift yönlü oynayabilen bir ortası. Önünde Amina monte etti. Solda geçtiğimiz sezon Marsilya'da pek şans bulamayan Toral yönetimindeki Marsilya'da pek şans bulamadığını söyleyebileceğimiz Luis Henrique'yi monte etti. Sağdan Greenwood. İleride de Vahi ve Maupay ile birlikte kendine Marsilya'da yeni bir yapı inşa etti e, sıfırdan başlamaya karar verdi. Aslında Dezer Hoca için transfer dönemi boyunca Barcelona, Bayern Münih böyle büyük takımlar da konuşulmuştu. Ama onlar tercih etmeyince Dezer o da kendine Marsilya gibi iyi bir büyük bir kulüpte yeni bir yapı kurduğunu söyleyebilirim. Burada benim en ilgimi çeken şey kaleci tercihi oldu. Çünkü Rulli evet iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İspanya'da işte özellikle Villarreal'de ne kadar iyi performans sergilediğini biliyoruz. Villarreal gelmeden önce de yine Ligue 1'da Montpellier'de çok çok iyi performanslarını hatırlıyorum. Ondan önce Real Sociedad'da Bas kulübünde ne kadar iyi performans sergilediğini hatırlıyorum. Ama iki sezondur yaklaşık doğru düzgün forma giyemiyor. Ajax'ta yedek kaleci konumuna düştü ve geçtiğimiz sezon berbat geçtiğimiz sezonun berbat ayaksında pek de fazla şans bulamamıştı. Ama tabii ki de bu tarz hocaların biraz elden ziyade ayağı iyi kaleci takıntısı olabiliyor. Ezer bir de bunlardan biri. Yerden oyun kurmayı sevdiği için Rulli gibi bir kaleciye gitmesini mantıklı bulabiliriz. Ama ne olursa olsun iki sezondur düzenli oynamamış bir kaleciyi alıp takıma monte edebilmek burada çok onun adına bir esaretli bir karar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hoca da bundan iyi faydalanıyor bence Rulli'nin. Özellikle ayak kalitesinden. Biraz takımın şablonundan bahsedersek e, öncelikle Marsilya tabii ki bu sene Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağı için ligde çok fazla geniş rotasyonla başlamadı. Burada tabii ki Marsilya kısmının sonuna doğru Rabiot transferine de özel bir parantez açarız. 4 maça çıktılar. 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiler. Sürleri Brest deplasmanıydı. Brest de bildiğiniz gibi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Yani üçüncü bitirdi geçtiğimiz sezonu. Onları 5-1 yendiler. Orada bize gösterdikleri şeyler çok önemliydi ve o maçta Maupayları da yoktu. Reims yine bir Ligvan'ın iyi takımlarından biri Reims'e gittiler. Orada berabere kaldılar kendi evlerinde. Ondan sonra Toulouse ve Nice'i yendiler. Nispeten zor diyebileceğimiz bir fikstürü başarılı bir şekilde geçtiklerini düşünüyorum. Burada biraz oyun yapısına bakarsak aslında Brighton'dan ve yine Tassolo'dan getirdiği oyun sistemini devam ettirdiğini düşünüyorum. Burada bence Rulli e, biraz eleştirilse de başarılı bir oyun ortaya koydu yine. Nice maçından örnek verirsek. Az önce de bahsettiğim gibi stoper yapısı Cornelius Brassier biri geçtiğimiz sezon James'de ligi 3. bitiren takımın en önemli parçalarından biriydi. Bonservis vererek aldılar. Cornelius çok çok iyi bir skatürk transferi. 4 milyon yere bir bedelle bu kadar iyi stoper bulmaları bence çok önemliydi. Biz maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görse de bence hem ayak kalitesi hem de fizik kalite olarak gayet yeterli ve iyi seviyede bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii ki benim Marsilya'ya getirdiği en büyük şey de takımı gençleştirmek oldu. Yani mesela Sabek'te takımın kaptanlarından Klaus'u gönderip işte Vertu'yu gönderip orada Genç ile başlamak. Tabii ki bu biraz da Murillo'yu sahte bek kullanmakla alakalı olduğunu da söyleyebilirim. Ama tabii ki takımın kaptanlarından Klaus'u gönderip böyle bir yapıya geçmekte biraz cesaret ister açıkçası. Orada sol bekte kullandığı Quentin Merlin yine bildiğiniz gibi Dezerbi'nin beklerden ne kadar iyi yararlandığını biliyoruz. Burada işte ee, son olarak Estupi'nin sakatlanmadan önce Brighton'da onu kullanış biçimi Zaman zaman çizgiye bastırıyordu. Zaman zaman geride bırakıyordu. Burada da Dezerbe'nin yine bek seçimleri konusunda gurme bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Burada Merlin zaman zaman ben ona Ben White rolü diyorum. Yani defansı üçleyip stoper gibi konumlanıp zaman zaman da yine Ben White gibi çizgiden oyunu genişleten oyuncu olması ve bunu belli bir nizami düzen içinde yapması Marsilya'da en büyük gelişmelerden biri. Sağ beklerine genelde Murray oynuyor. Tabi son maç Sol bekte sahte bek gibi kullandı Mourinho'yu ama on Merlin'in hastalığından dolayı yokluğundan ortaya çıkan bir sonuçtu. Bekini bu şekilde konumlandırdığını söyleyebiliriz. Tabii ki zaten Dezerbi'nin zaman zaman 2-3-5'leri, 3-2-5'leri oyun kurma setleri olarak çok çok fazla kullandığını biliyoruz. Bu da bence e, diziliş olarak 4-2-3-1 gibi gözükse de 2-3-5'leri daha fazla kullandığını söyleyebilirim. Özellikle Mourinho'yu içeri sokarak bir Höybier, Konlok, Bien, Mourinho'yu bir üçlü orta saha elde ediyor. Merlin'i zaman zaman ileri gönderiyor. Zaman zaman Toper'i üçlettiriyor. Böyle bir önde bir beşli yapı elde ediyor. Aslında Endike'den ve Greenwood'dan bu kadar fazla gol katkısı almasının sebebi de bu. Çünkü orta saha kalabalık olunca özellikle Fransa Ligi gibi atletik özellikleri yüksek olan bir bu tarz oyuncuların içeriye devrişleri çok çok fazla gol katkısı yapabiliyor. Biri üzerindeki de ne kadar fazla yalanlandığını 4 maçı itibariyle görebiliyoruz. Geçtiğimiz sezon sadece 11 maça çıkmış ilk 11'de bir oyuncuyu alıp takıma monte edip daha fazla gol attırabilmek. Bence yine hocanın başarısı. ve oyuncu da 22 yaşında. Yine Greenwood'dan bu şekilde alabilmek. Orada tabii ki aksiyen bir figür. Amine Halit gibi gözüküyor. Tamam. Bağlantıda özellikle Höybiyak ve Kondokbiyak'ın önünde iyi iş yaptığını söyleyebiliriz. Ama Halit'in zaman zaman belli sekanslarda zorladığını ve takım ayak uyduramadığını gördük. Bu da bence onlar adına bir handikaptı. Oraya da Rabiot hamlesini yaptılar. Evet Rabiot transfer döneminin kapanışından sonra geldi. Belki onu devre arasına kadar monte edemeyecek. Ama devre arasına kadar bu takım iyi giderse Harit'in yerine de Rabiot hamlesiyle ya özellikle bir driplingçi bir orta saha hamlesiyle Marsilya'nın şampiyonluk yolunda önemli ekiplerden biri olacağını düşünüyorum. Ve takımın şöyle özelliği var bence. böyle bir özelliği var. Kısa vadede başarı elde etmesi mümkün olabilir. Gayet kısa vadede başarı elde edebilirler ama uzun vade için kurulmuş bir kadro. Takım gençleştirildi. Takımın yaşlıları hemen hemen çoğu gönderildi. Takımda baktığımız zaman şu an takımın en yaşlı Rulli gibi gözüküyor. İşte orada Höyü bir erkine eşil öne çıkıyor. Ama Höyü bir erkinde Lig 1 seviyesinde işte Premier Lig'de mesela geçtiğimiz sezon Postekoğlu onu geriden oyun kurmada bir silah olarak kullanıyordu. Bu sezon biraz daha e, hatlar arasında da bağlantı yapan oyuncu. Ama Big Fan seviyesinin ne kadar üzerinde olduğunu görebiliyoruz öyle bir erkin. Bence çok çok iyi transfer yine ligimizleri konuştuk. Kondok bir yanı yerine geç, gelecek sezonlarda bir hamle yapılıp yanına da Rabiot konulduğunda ve bir merkezden bir dripling de delice elde edildiğinde ve Rabiot'un ne kadar bir, iyi bir pasör olduğunu da yani sadece iyi bir delici değil Rabiot iyi de bir pasör. O yüzden bana e, ne kadar katkı sağlayacağını görebiliyoruz. Marsilya izleyenlerimizin ve bizlerin de izlemesi gereken ve gelişmesi muhtemel olan bir takım. İzlemeye devam edeceğiz ve Segunda Valentin'in ileriki bölümlerinde de konuşmamız muhtemel olan bir takım. İlk Marseille defterini kapatalım. Sezona iyi başlayan bir diğer takım da Hans Fliğin Barcelona'sı. Geçtiğimiz sezonki Çavili dönemden sonra daha farklı bir oyun oynamaya başladı Barcelona. Xavi biraz daha ucu işte gol yememeyi birinci sıraya koyan ve savunma hocası yenitrendirebileceğimiz bir hocaydı. Hansi Flick ise bunun tam tersi. O sahip olan topla %55'lerle %60'larla oynayan domine etmeyi seven bir hoca. Bu yüzden Hansi Flick'in Barcelona'nın genlerine bence iyi geldiğini düşünüyorum. Orada takım yapısı itibariyle tek transfer olmuyor. Onun dışında geçtiğimiz sezonki Xavi'nin kadrosu neyse bu sezonun kadro da aynı. Sadece bir Daniel Olmo transferiyle yani Barcelona'nın mali yapı olarak ne kadar kötü durumda olduğunu ve güçsüz olduğunu biliyoruz. Burada sadece yani olma transferiyle takımın çevresinde ne kadar değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Girona'ya geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden, en başarılı ekiplerinden sene Kampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekiplerinden birine ee, de basmana 4 atmaları. Ondan önce Real zorlandığı Valladolid'e 7 atmaları var. Takım adına ne kadar ilerleme gösterdiğini bize e, anlattılar nitelikte. Şampiyonlar Ligi'nde kaybettikleri Monaco maçı tabii ki de bir kriterdir. Ama orada Perşegen'in ve Erik Garcia'nın ortak hatası diye nitelendiriyorum ben o pozisyon. Orada bir anlaşmazlık kırmızı kart takımın dengelerini epeyce bir bozdu. O yüzden ben Şampiyonlar Ligi'nde de bu performanslarını devam ettireceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki orada Monaco bir Monaco deplasmanında bir 2 bir, kayıp oldu. Yine de ne olursa olsun onlar adına kötü bir sonuçtu. O. Burada Hansifliğin biraz yapısından Barcelona'ya kattığı yapıdan bahsedersek o da 3-5'leri ve 3-2-5'leri oyun kurulum setlerinde fazlasıyla kullanan bir hoca. Özellikle 3-2-5'i kullanan bir hoca. Bundeyi, Varsi ve genelde Inigo Martinez ikisi beraber stoper tandemini oynuyorlar. Onların yanında bir üçüncü stoper gibi gönderip e, ee, Valde'den de oyunu genişleten oyuncu olarak o ve öndeki 5'liği tamamlayan 3-2-5'i tamamlayan oyuncu olarak yararlanıyor. Hansi Yani Balde'den tabii ki Xavi de oyunu genişletme konusunda yararlanıyordu. Ama tabii ki Hans ona hücum opsiyonlarının solunu tamamen devretmesi, o sol koridoru ona tamamen açması onun açısından ne kadar olumlu bir e, hamle olduğunu Girona maçlarında, Valdez maçlarında gördük. Valde çok çok etkili oynadı. Öndeki beşliği rahatlıkla tamamladı. Burada tabii ki Valde'nin öne geldiği ve sol koridoru tamamen kullandığı senaryoda e, Rafinha'nın da biraz içe gelmesi gerekiyor. Çünkü Rafinha kulak bir oyuncu ve Barcelona sisteminde bu sene Hans Fili sisteminde genelde sol kanatta yer aldı. Bu da aslında işte işte oynayabilir mi? Bir soruları doğurdu. Ama ne kadar iyi oynayabileceğini gösterdi. Özellikle iç koridorda biraz daha konulanınca soru katkısı da arttı. E, Yaman'la bence uyumları da iyiydi. Özellikle işte Avrupa Şampiyonası'nda Nico Williams'la Yamal'ın birbirlerine gol olarak ne kadar katkısı aldığını gördük. Burada Lamin Yaman ve Rafinha arasında bence o kaliteli bir uyum var. Zaten Lamine Yaman sezonu da çok çok iyi başladı. İşte 6 maça çıktı. 4 gol 4 asist. Muazzam bir performans. Zaten oyuncu da 17 yaşında. Yani e, önünde belki üst düzeyde futbol oyuncu 15 sene var. Çin'den bu kadar dominant oynaması Barcelona açısından bence çok sevindirici bir durum. Onlar takımın merkez oyuncusunu buldular. Lamine Yaman'ın etrafına bir olma dediğin zaman Rafinha'yı doğru konumlandırdığın zaman önde de Yaşlı ve artık bağlantı özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Lewandowski'yi Yeniden canlandırdığın zaman bu takımın ne kadar aslında tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Arkada e, baktığınız zaman işte Gavi sakat, Kristensen sakat, işte Aroho sakat. Yani bu oyuncular galilikle derinlik anlamında sıkıntılı olduğunu biliyoruz sakatlık döneminde de. Orada Bernal yine Barcelona'nın altyapısından çıkmış bir oyuncu olarak oynamaya başlamıştı. Fakat o da sezonu kapattı. Kapraz bağlarını kopardı maalesef. Orada bir yanda Casado'yu kullanıp yanında Pedri'yi kullanması. Kasado bu Pedri belki de kimlerine göre biraz orada kalabiliyorlar. İşte mesela Şampiyonlar Ligi'nde gitti Eric Garcia'yı koydu oraya. Akırmızı kırmızı kartı görmesine sebep oldu. Yani aslında bazen orta sahada iki tane yumuşak oyuncuyla da oynamanın ne kadar fazla katkı sağlayabildiğini görüyoruz. Ya Barcelona sistemi açısından Valide'nin öne gittiği. Onden'in Vars ve Martinez'le birlikte üçlü tamamladığı o 3-2-5'le. Aslında o Pedri'nin önlerinde üçlünün önünde durduğu ve ikiliyi tamamladığı de öne gittiği o yapıda Casado'nun özellikle ayak kalitesi bakımından ne kadar öne çıkabiliyor işte Casado'nun Girona maçına bakıyorsun. Pasları, uzun topları, takımın yönetmesi tam bir böyle maestro gibi oynuyor. İşte Casado belki geçtiğimiz sezonlarda bu kadar fazla şans bulamıyordu ve Barcelona'nın altyapısından gelme bir oyuncu. Ama işte koyduğun zaman Barcelona'nın bu yapısı o kadar olumlu bir yapı ki işte Pedri'yi koydular düzey verin. Davi'yi koydular. Üst verim. Kasodo üst düzey verim. Sakatlanmasaydı orada Bernal yine aynı. Balde öyle. Kubarsi öyle. Yani Barcelona'nın en büyük silahı altyapıdan gelen, Lemasya'dan gelen bu genç oyuncular. Yani Barcelona ne kadar maddi durum olarak kötü olursa olsun, ne kadar zorlanıyor olursa olsun, altyapıdan bu kadar fazla oyuncu çıktığı sürece onların her zaman e, ve başarılı bir takım olacağını düşünüyorum. İlhami Yamal gibi 17 yaşında bir starları var. O yüzden e, onlar adına gelecek bence çok parlak yapılarını Hans Friedman futbolda çok beğeniyorum. Çünkü orada as opsiyonlar olarak biraz daha var olmaya başladı ve Pedri'ye biraz daha destek olmaya başladı. Çünkü Pedri Gavi oynadığı zaman tamam Gavi kaliteli çok iyi bir oyuncu. Ayak kalitesi de bence yine iyi. Ama Pedri ile Gavi yan yana oynadığı zaman bazen böyle ayak kalitesi bakımından işte Pedri'ye ikili sıkıştırma gittiğinde Gavi'nin zaman zaman yetersiz kaldığını görebiliyorduk. Burada bence Kasadon ince bir oyuncu olmasına rağmen o uzun toplarda başarılı olması Barcelona'ya birçok genişlik katan bir faktör. Olmanın da oraya eklenmesi ve e, 3 gibi böyle tamamlanması. Barcelona dediğim gibi geleceği çok parlak. Zaten çok çok iyi başladılar. Vayudu'da 7 atmaları, Girona'ya 4 atmaları, 4-1 yenmeleri. Yedikleri golde bence kart falan oldu zaten çok şey. Ve i̇şte, Atletik Bilbao'yu yendiler. Yine Avrupa Ligi takımı çok çok iyi bir takım ligovimse sahipler. İyi başlamaları. Şampiyonlar Ligi'ndeki o küçük yol kazasına rağmen bence önleri çok parlak. Yine onları da Secondo Valentin'in ileriki bölümlerinde daha detaylı bir şekilde konuşacağımızı düşünüyorum. İsterseniz buradan da biraz İtalya'ya, çizmeleri Juventus'a geçelim. Juventus'u konuşmaya başlarken burada bence yine De Marsilya'sında olduğu gibi Bahsetmemiz gereken en önemli konu Juventus'un kabuğunu tamamıyla değiştirmesi. Yani orada den oyunculara bakıyoruz. Sule'yi kaybettiler. Cisen'i kaybettiler ki bence Juventus'un yapısında yine verim alabileceği bir toperdi. Yago canama canlama tercih etmedi ve Peymelge'ye e gitti. Samuel Ealing Junior'ı Movie'ye gönderdiler. Orada sonradan oyuna girerek zaman zaman katkı. Moise çok beğenmem. Mesela bence onlara da okey oldu ama Chiesa gibi çok şey bekledikleri bir oyuncudan vazgeçmek zorunda kaldılar. Konide Winter'ı Genoa'ya gönderdiler. Bence yine stoper rotasyonunda kalabilecek bir oyuncuydu ama tercih etmedi. Beren Aston Villa'ya gönderdiler. Ben özellikle buna çok şaşırmıştım ama işte Bocatelli, Kup, miners ve Mekanil yapıda galiba ona yer kalmayacaktı. Ben yüzden gönderdiler. Aleksandro gitti. Jalo ile ayrıldılar. Kostić Fenerbahçe'ye geldi. Yani Ayaks'a gitti. Geçtiğimiz sezon ki yine Juventus yapısından birçok farklı oyuncu kaybettiğini söyleyebiliriz. Edesi gidiyor gibi takımın kaplanlarından gitti. Rabiot gibi yes, 11 oyuncusu ayrıldı. Şezinde futbolu bıraktı. Yani Juventus'un bir e, kabuk değiştirdiğini aynı Marsilya'da olduğu gibi söyleyebiliriz. Burada tabii ki konuşmamız gereken bir diğer faktör Juventus'un aldığı oyuncular çok çok yetenekli ve değerli oyuncular hakkında düşünüyorum. Kepren Turan. İsten 20 milyon euro bedelle aldılar. Yani çok kelepir bir transfer ve kesinlikle. Juventus'un uzun vadede çevresini değiştirebilecek nitelikte bir transfer. Tam bir yamyam orta top, top, kazanma makinesi. Çift yönlü oyunları da ee, zaman zaman olan bir oyuncu. Agustus. Belki de Aston o Emer ile Aston bir üst seviyeye çıkmasındaki en büyük faktörlerden biri. O sayı değiştiren, tamamıyla değiştiren ana faktör. Orada Juventus'ta şu anlık biraz e, 11 oynama konusunda sıkıntı çekse de Aston Villa'da oynadığı oyunlar onu ben gelecekte Juventus kadrosuna dahil olacağını 11 olarak dahil olacağını düşünüyorum ki ciddi bir bonservis ödül edildiler. 51,5 milyon euro için değerli. Cabral, Juan Cabral, Hellas Verona'da geçtiğimiz sezon e, çok çok iyi performanslarını görmüştük. O da şu an için biraz 11 oynamakta zorlanıyor ki orada Ambiasso'nun Thiago Motta'nın hani Ale Fiori zaman zaman stoper zaman zaman sol bek zaman zaman stoperden öne çıkan oyuncu gibi kullanması e, çeşitli oyuncuları böyle onlarıyla oynayarak kullanması Cambiasso'yu da onun için geçilmez kaftan haline getiriyor çünkü Cambiasso tam bir Thiago Motta oyuncusu sol kanatı koy sağ kanatı koy sağ bek sol bek aynı ligimizdeki Brighton'a transfer olan Ferdi gibi Ferdi Kadıoğlu gibi Bunu her yere koysanız oynayabilecek bir oyuncu. Ondan vazgeçmiyor. İnat da oynatıyor. O yüzden Cabral biraz geride kaldı ve bence bu sezon yaptıkları en iyi transfer Pop Miners. Yani Pop Miners Atalanta'nın çevresini Atalanta'nın seviyesini yukarı çeken oyunculardan biriydi. Her sezon çift tane gol size garanti eder. Oyunda bağlantıyı garanti eder. Daha 26 yaşında oyuncunun en az bir 5-6 sene daha prime halinde olacağını düşünüyorum. Ve Juventus kadrosundaki yetenek eksikliği özellikle Rabiot gittikten sonra orayı kapatma bakımından ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Burada aslında biraz yapıdan bahsedersek tabii ki Juventus Serie A'ya çok çok iyi başlamadı. Çünkü galibiyet aldılar. iyi galibiyet aldılar. Bence Como ve Verona'yı yendiler. İyi de oyunu yendiler. Ama ondan sonra Roma, Empoli ve Şampiyonlar Ligi dönüşü Napoli berabere kaldıkları maçlar olduklarını söyleyebiliriz. Burada Napoli maçında tamamen e, kısır bir oyun. Ponte e, Allegri oyunu gibi sanki hani Juventus'un maçında Thiago Motta yerine Alegri olsa bu maçı anlayabiliriz. Çok denge oyunu Juventus Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş yorgun. E, orada belli başlı oyuncuların net şekilde onu söyleyebiliriz. Bence Kenan mesela yorgundu. Maçın iyilerinden olsa bile yorgunluğu hissedildi. E, ve 90 dakika oynadı bu oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nden de gelen bir bagajı vardı. İşte Bremer çok iyi bir maç oynadı. Maçı maçın sonlarına doğru yorulduğunu gördük. Mekeni hem yoruldu hem oyundan çıkmak zorunda kaldı zaten. Kötü bir sarı kart, kırmızı kart da görebilirdi. Bir Locatelli yine yorgun olduğunu gördük. Burada Napoli maçında kaybı anlayabiliriz. Roma maçındaki kayıp, milli araya girerken yapılan kayıpları genelde kulüplerin kabul ettiğini ve bunu öngörülebilir bir şey olarak bahsettiklerini genelde görüyoruz. Roma maçında çok çok kısır bir oyun. Hemen hemen iki kapında pozisyonu yok. Yani Juventus'un da pozisyonu yok. Roma'nın da pozisyonu yok. Zaten Roma'nın Rossi'yi kovduğunu da biliyoruz. O olacak bir performans ki hiçbir şey oynayamazsanız şu ana kadar çıksınız bütün maçlarda olmanız çok normal. Roma gibi bir kulüpte. Juventus'un da yine pek varlık gösteremediğini söyleyebiliriz. Ama büyük maçlarda evet Juventus sıkıntı yaşıyor. Ama küçük maçları çözebiliyor olması lazım. Empoli maçında mesela Juventus'un bir oyunu oynadığını söyleyemeyiz. Bence iyi de bir oyun oynadı ama orada da bitirme konusunda ve sonlandırma konusunda zaman zaman sıkıntılar oldu. İşte Nicolas Gonzalez bence müthiş bir oyuncu ki zaten PSV maçını çözen adam Nicolas Gonzalez. Ama aynı Fiorentina maçında olduğu gibi oyun sıkışınca Nicolas Gonzalez'in belli sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta da Kenan Yıldız. O da tabii ki dar alanda adamı yeteneği olarak çok öne çıkan bir oyuncu. Ama büyük kenara kaldığı zaman da Benson sıkıntı görebiliyoruz. Burada Kop Miners'in baş yavaş 11'e girip etkisini göstermesi arkayı da artık Douglas izin Hayat kalitesinin yavaş yavaş 11'e girdiği senaryoda ben Juventus'un zamanla galibiyetler alacağını ve yükseleceğini düşünüyorum ki bildiğiniz gibi Thiago Motta kendine bir sistem oluşturmuş 2-1-7 gibi bir sistemle oynayan bir oyuncu, bir hoca. Yagomotto'nun 2-1-7'sinde öndeki en yaratıcı oyuncunun Kenan olması bence Juventus adına bir sorun. Kenan müthiş bir oyun. Müthiş bir atlet. İşte PSV maçında attığı gol müthiş. Ama en öndeki yaratıcı oyuncu tek başına Kenan kalırsa orada sıkıntı yaşayacak. Nikola Gonzalez az önce de söylediğim gibi Fiorentina'da olduğu gibi kapalı olmaları açma konusunda sıkıntı yaşadı. İşte burada da Kop Miners. Yeni yeniden Kop Miners'in Juventus 11'ine yerleşip mağmen yerleşiyor. Iyi oynadığını söyleyebilirim. İşte son 2-3 işte bence oynadığı zamanlar Hazard'da iyi performans sergiledi. Ama daha fazla sorumluluk alıp buna katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Locatelli bence Juventus odanın sezona iyi başlayan oyunculardan bir tanesi. Kalecileri Gregorio, işte Şezli ondan önce bu fon kolay değildir. Monzo'dan geldiniz. 27 yaşında geldiniz. Hiçbir çıkış yaptınız. Şu an Juventus'un kalesini koruyorsunuz. Kolay değildir evet. Ama ayak kalitesi olarak performansını bir daha üste çıkarması gerekiyor. Alulu Milan'dan geldi. Bir sabek olarak geldi Milan'a ama işte Pioli onu hızlı bir stoper olarak stoperde kullanıyordu. Yavaş yavaş şu an yeniden sabekleşme ve stoperimsi sabek. Stoperleşen sabek olarak oynamaya başlıyor. İşte Kambiyat sahte bek gibi ortaya devrildiği sekanslarda özellikle Kalun'un savunmayı üçlediğini ve yine Thiago Motta'nın da aynı Hans Flick'te ve de Zerbi'de gibi 3-2-5'leri kullandığını, 7'lerin yanı sıra zaman zaman Kalulu'yu oyunu çizgide oyunu genişleten oyuncu olarak da kullandı. Ama Topper'i üçlediği dakikalarda özellikle PSV maçlarında da söyleyebiliriz. Burada tabii ki Kalulu'nun hızından da geçiş savunmasına yararlanması Thiago Motta için kritik bir faktör. Kalou için, takım için golü çok büyük. Çok aynı Locatelli gibi hem Locatelli hem Vlaovic geçtiğimiz Ben Juventus'un en önemli parçalarıydı. İşte ee, Vlaovic'in bazı maçlarda bir tane yaşadığını, Locatelli'nin de devamlılık konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Oyuncunun Thiago Motta döneminde de 11'e monte edilmesi garip değil. Ama performanslarına bir tık yukarı çekmesi gerekiyor. Vlaovic'in 6 maç 2 gol bağlantı konusunda bu kadar kısıtlı olan bir oyuncunun 2 golle ona giriş yapması bence Thiago Motto'yu düşündüren faktörlerden biri. Juventus'un özellikle geçtiğimiz sezonlardaki başarı sezonlardan sonra oyun olarak işte Bremer Gatti. Koper ikincisini buldum mesela. Bremer ve Gatti sana uzun vadede Oper mevkisinde bir oyuncu aratmaz. Kolbek Cambiasso kullanabilirsin. Senin kadar kullanabilirsin. Abal orada yine kullanabileceğim bir oyuncu. Orta saha rotasyonu zaten çok geniş. Lokatelli ve Kenny çift yönlü. Atkı sağlayabilecek bir oyuncu zaman zaman üçlü savunmanın sağ kanat bekine, sol kanat bekine de koyabileceğin çok versatil ve çok katkı sağlayan bir oyuncu. Thiago Motta'nın da ondan ne kadar faydalandığını görüyoruz zaten. Kopmayners takımın yıldızı olması bekleniyor. Orada e, Fagioli'si var. Fagioli'den çok az bahsettik. Ama yine Fagioli de bence orta sahada rotasyon olarak Juventus'un kadrosunda kalmasını çok doğru buldum. Yani onu da gönderebileceği konuşuyordu. Işte, dolayı oynadığı dakikalarda ve oynadığı maçlarda iyi performanslar gösterdiğini düşünüyorum. Verona maçında mesela iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Juventus'ta bence geçtiğimiz sezonlara kıyasla ki Serie A'da her liginde beraberlik hiçbir zaman kötü sonuç değildir. O yüzden kaybetmediğini, ona kaybetmeden başladığını söyleyebiliriz. Altı maç çıktılar, hiçbirini kaybetmediler. Üç beraberlik olabilir evet ama şampiyonlar liginde iyi bir oyun. Ve kaybetmediler. Juventus'un da bence geleceği parlak. Buradaki zaten Siria'da en favori takımlardan Inter'in de kaybederek başladığını, beraber kaldığını, Napoli'nin sürpriz bir çıkışla liderliğe Juventus başına kaptırdığını, Bruno'nun yine sürpriz bir şekilde iyi başladığını görüyoruz. Ama burada tabii ki Inter şampiyonluğun en büyük adayıdır. Juventus yine oraya tesis edecek takımlardan bir tanesi. Milan'ın yukarı gelmesi muhtemel. Napoli'nin yukarılarda kalması muhtemel. Ee, orada aşağılarda kalacak. İlk altıda aşağılarda kalacak. Tek takım Roma gibi gözüküyor. Lazio'nun da yine iyi performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. Seyno hocasıyla iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Burada her ligden bir takım almamış olsaydık bence Lazio'yu da ekleyebilirdik. Hatta diğerki bölümlerde Lazio'yla konuşalım var dedi O da yine meder takımlardan bir tanesi. Ben şu hakkında söyleyeceğim bunlar Avrupa futbolunda sezona iyi başlayan ve gelecek vadeden 3 Juventus, Barcelona ve Marsilya olarak seçti. Eskudu Volante'de konuştuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.